Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Pirana marka araç tipi el süpürgesinin kutu açılımını gerçekleştireceğiz. PVC 4005 model numaralı ürünümüz. Görmüş olduğunuz gibi A101 marketten 41.95, yani yaklaşık 50 TL'ye aldığımız bir ürün. Arabada kullanabileceğiniz bir el tipi süpürge. Özellikler üzerine baktığımız zaman arkadaşlar 400 milimlik bir kapasitesi olduğunu, yani toz kapasitesi olduğunu, 3 metre kablosu olduğunu ve yıkanabilir bir filtre olduğundan bahsetmiş. Ayrıca şurada görmüş olduğunuz HEPA filtre özelliğinin olması da güzel bir şey, ama son zamanlarda koronavirüsten sonra HEPA filtreyi çokça duymaya başladık. Yani HEPA filtre aslında şudur arkadaşlar, çok kaliteli filtre anlamına gelmektedir. Yani %99.97'lik bir mikrop yakalama, toz yakalama özelliğine sahiptir. Ama bakalım bu üründe de böyle bir özelliği var mı yok mu? Onları inceleyelim. Kutumuzu açılışını gerçekleştirelim. Kutu içerisinden bir adet ürünümüz, bir adet ağızlığımız ve bir adet de görmüş olduğunuz gibi kullanma kılavuzumuz çıktı arkadaşlar. Kullanma kılavuzuna ihtiyacımız yok. Ürünümüze bakalım. Dediğim gibi araç tipi bir süpürge olduğu için arkadaşlar evde kullanamazsınız. Tabii ki de girişi bildiğiniz üzere 12 voltluk çakmaklık girişine sahip. Bu şekilde gördüğünüz gibi ürünümüz bu şekilde kibar, yani elimle özleştirdiğinizde yani yaklaşık 2 el kadar bir boya sahip. Gayet güzel, yani 20 santim gibi bir boya sahip. Şimdi burada dikkat edeceğimiz bir nokta arkadaşlar, yani güzel bir ayrıntı olarak düşünülmüş. Çünkü Pirana'nın biz kanalımızda daha önce FM transmitörünün kutu açılımını ve incelemesini gerçekleştirdik. Orada ayarlanabilir değildi. En çok kafamı karıştıran noktalardan biri buydu. Yani bir çakmaklığa taktığınızda siz süpürürken her an arkanızdan çıkabilecek gibi duruyordu. Ama bunda baktığınız gibi geniş bir demir yapmışlar. Ve bunu çakmaklığa taktığınızda, yayı da bayağı bir sert, çakmaklığa taktığınızda geri çıkmayacaktır. Burada görmüş olduğunuz gibi on off tuşunu görebilirsiniz. Buradan ön taraftaki toz haznesinin açılmasını gerçekleştirebiliyorsunuz. Yıkanabilir filtre dediği de burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu suyla yıkayabiliyorsunuz. Toz haznemiz de bu şekilde görebilirsiniz. Ürünümüz de bu. Şimdi biz ürünü bir denememiz gerekiyor arkadaşlar. Hani bakmamız için size fikir sunalım. Ama ondan önce şöyle bir dezavantajından bahsedebiliriz. Mesela bu filtreyi buraya yerleştirdikten sonra bakın burada bir çenti var. Bu çentik yapısıyla kapatabiliyorsunuz. Kapatırken biraz zorlanıyoruz. Yani biraz şöyle bakın. Duyduğunuz üzere plastik sesinin gelmesi lazım. Sert olmuş. Bu da koltuk aralarını almak için güzel bir aparat. Bu şekilde bakalım, bir de arabamızda deneyelim. Nasıl bir ürün, performansından memnun kalacağız mı? 50 liralık bir ürün. Evet arkadaşlar, şimdi denemesini gerçekleştiriyoruz. Çakmakla, bakın çakmaklıkta söylediğim gibi gayet güzel sıkı bir şekilde oturuyor. 3 metre kablo olması biraz dezavantaj olabilir. Hani şarjlı bir şey olsaydı daha iyi olurdu, ama onu da 50 TL'ye alamazdınız. Ama 3 metre de herhalde arabanın her yerine yetişir diye düşünüyorum. Bakalım şimdi çalıştıracağız. Öncelikli olarak mesela gördüğünüz biraz daha alt taraftaki. Bakın şu alt taraftaki tozları almaya başlıyor. Böyle alanları, tozlarını alabilirsiniz. Bakın böyle alanları alabiliyorsunuz. Mesela küllük. Ya da şu şekilde. Arabanın görmüş olduğunuz gibi alt kısmındaki, çamurluk kısmının altındaki arkadaşlar koltuğun alt kısmındaki kirli yerleri almaya çalışacağız. Bakalım.
Şu anda ürünün içini gördüğünüzde bayağı bir kirlenmiş. Hiçbir şekilde dışarıya toz kokusu almıyor. Güzel bir, hoş bir koku veriyor. Gayet de temiz, kullanabiliyorsunuz. Tabii diyebilirsiniz, yani şu alt kısımdaki tozları tamamen almamış diyebilirsiniz. O alt kısımdaki arkadaşlar tozlar biraz daha çamurlaştığından dolayı almıyor. Burayı bir kalın fırçayla alabilirsiniz. Kolay bir şekilde burayı çıkartıp, bakın buradaki almış olduğu tozu görebiliyor musunuz bilmiyorum ama, hatta çıkarıp göstereyim size. Bakın bu şekilde tozu aldı. Ürün memnun edici ama yani hani bir süpürge gibi değil. Normal bir ev süpürgesini takarsanız daha kolay bir şekilde alabilirsiniz. Tabii akülü bir süpürge de kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görmüş olduğunuz gibi bu kadar süpürgeden, filtreden hiçbir şekilde toz geçmiyor. Bu şekilde burayı yıkayabilirsiniz.